Geçtiğimiz bölüme çektiğim videoda John Walker'ın ne denli bir alçak olduğundan bahsetmiştim. Bu bölümü izledikten sonra fikrim her ne kadar değişmese de karakteri oynayan aktör beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Kendisini Black Mirror'dan hatırlayanlarınız vardır belki. Wyatt Russell çizgi romanlarda olduğu gibi hem vatansever hem de fazlasıyla devletine sadık bir Kaptan Amerika'yı oynuyor. Karakterin bakış açısından olayların nasıl ilerlediğini az da olsa anlayıp bir yandan da kendisiyle empati kurabilmemiz için soyunma odasında geçen bir sekans konulmuş. Kendisi Onur Madalyası'na 3 kez layık olan ilk asker. Bu arada Onur Madalyası Amerika'nın askeri personeline verebileceği en yüksek madalyaymış. Bu noktadan sonra John Walker hakkında söylenenler sanki aşırıya kaçmış. Adamın vücudunu MIT'de araştırmışlar. Onur Madalyası dahil olmak üzere tüm bu detaylar neden kendisi yerine başka bir asker Kaptan Amerika olmadı sorusuna cevap olsun diye konulmuş gibi duruyor. Tüm bunlara rağmen kendisinin nasıl birisi olduğunu rahatlıkla anlıyoruz. Hatırlarsanız Civil War'da devlet süper kahraman gibi bağımsız güçleri kontrol etmeye çalışıyordu. Bu olay süre gelip acı bir şekilde sonuçlansa da aslında bakacak olursak halen bir çözüme kavuşmuş değil. Thanos'un evrenin yarısını yok etmesiyle bu sorun her ne kadar rafa kaldırılsa da halen bu olayın etkileri görülüyor. But you guys have rules of engagement and all kind of authorizations you have to get. We're free agents. We're more flexible. John Walker Amerikan devleti için savaş verirken Steve Rogers Amerikan idealleri için savaşıyordu. Sam ve Bucky devletin kendilerine verdiği tasmayı takmamakta ısrar edince John Walker'ın nasıl da geri teptiğini görmüş olduk. Stay the hell out of my way. Filmler boyunca neredeyse tüm Marvel karakterleri bizlere siyah ve beyaz bir şekilde tanıtıldı. Tabii ki birkaç istisna hariç. John Walker'ın da bu istisnalardan birisine dahil olup bölümler boyunca nasıl gri bir karaktere evrildiğini göreceğiz. Bu arada içimden bir ses istemli veya istemsiz olsun bir şekilde süper asker serumunun kendisine enjekte edileceğini söylüyor. Bucky ve Sam'e gelecek olursak, bölüm boyunca Bucky'nin Sam'e kalkanı verdiği için sinirlenmesini çok güzel bir şekilde işlediklerini düşünüyorum. Dışarıdan aksiyon dolu ve karakter derinliği olmayan bir yapım gibi görünse de aslında karakter gelişimine fazlasıyla değindikleri ortada. Sam kalkanı verdiği için Bucky, Steve'in yanlış kararı verdiğinden şüpheleniyor. Ancak mesele Steve ile alakalı değil. Eğer Steve yeni Kaptan Amerika olarak Sam'i seçip yanıldıysa belki de Bucky'nin tekrardan iyi birisi olacağına inanması da bir hatadır. En azından Bucky böyle düşünüyor. Bölüm boyunca aralara serpilen espriler gayet güzeldi. Halen herkesin neden Red Wing'i sevmediğini bir türlü anlamış değilim. Don't thank me. I'm not thinking that thing. His name is Red Wing. I'm still not thinking it. Bunun yanında Bucky'nin Steve ile Sidik yarışına girmesini izlemek de zevkliydi. Is he wearing a parachute? No. No, he wasn't. I don't need it anyway. Bölüm içerisinde White Wolf'tan bahsedildi. Dizinin adı ilk duyurulduğunda Bucky'ye White Wolf yerine Winter Soldier denmesine şaşırmıştım. Wakanda'da eski anılarını hatırlatmasın veya zihnini zehirlemesin diye kolu değiştirilmişti. Bunun yanında takma adı da Winter Soldier'dan White Wolf'a çevrilmişti. Belli ki hikayeden ziyade pazarlama açısından pek hoş bir hareket gibi durmuyormuş. Bu arada bahsetmeden de geçmeyeyim. Reis nasıl koşuyor be? Tahmin etmesi pek zor olmasa da geçen bölümde Flag Smasher örgüt liderinin süper asker serumunu kullandığından bahsetmiştim. Bu bölümle beraber kamyonlarca serumun taşındığını gördük. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölümlerde serumu nereden elde ettiklerini Zemo'dan öğreneceğiz. Bucky'nin de söylediği gibi serumların Hydra ile olan bir bağlantısı var. Ve bu bağlantı hakkında bilgi alabilecekleri tek kişi de Baron Zemo. Hem meydanın görüntüsünden hem de Almanca hücre yazısından Zemo'nun Berlin'de yer alan bir hapishanede tutulduğunu anladık. Ayrıca kamerada 2187 sayısı yer almakta. Hatırlarsanız çizgi romanlarda Marvel evreni 616. dünyada geçmekteydi. 2187. alternatif bir dünyadaysa Hydra'nın lideri Baron Zemo'nun ta kendisi. Flag Smasher örgütünün lideri Carly'nin bilinmeyen bir numaradan ölüm tehditleri aldığını gördük. Bana ait olan bir şeyi aldın, seni bulacağım ve seni öldüreceğim yazmakta. Bu mesaj belki de Carly'nin serumu ya da daha doğrusu kamyon kamyon tonla serumu çaldığı kişi olabilir. Instagram'dan yazanlar için Zemo olduğunu sanmıyorum. Ayrıca polisin sırf siyah birisini gördüğü için kenara çekip Sam'den kimlik istemesi de şahaneydi. Maalesef bu tarz saçma salak olaylar hayatımızın bir parçası. Hatırlarsanız bu duruma başka filmlerde de değinilmişti. Ancak söz konusu durum soruşturulan kişinin yenilmezlerden birisi olmasına gelince izlemesi daha trajikomik bir sahneye büründü. Isaiah ve bundan sonra neler yaşanabileceğini bu haftanın teori yığını canlı yayınında konuşacağız. Kendinize iyi bakın, yorumları spam yapmadan tokatlamayı unutmayın. Görüşürüz.